Aramıza bu hafta katılan yarışmacılarımızdan Manolya, ayağının tozuyla kayınvalidesi Nasibe Hanım hakkında yaptığı itiraflarla bir hayli şaşırtmış. Hadi izleyelim. Manolya, bizi görüyorsun yani. Biz burada atışıyoruz, ediyoruz da kayınvalidemizle. Senin kayınvalidenle aran nasıl? Kızlar, seviyeli bir ilişkimiz var. Yani seviyeli, aynen. Mesela sosyal medyadan birbirimizi takip etmiyoruz. Kayınvalidem oğlunu çok sahiplenen bir kayınvalide. Tamam. Eşimle el ele bir resim atmıştım kızlar. O zaman kayınvalidem bana şu yorumu yazdı. Para bitti, aşk bitti olmasın. Aa! Kayınvalideme para benim, koca benim, kime ne demiştim. Savaş ilanı resmen ya. Ya sanki böyle bir ilk başta anlatınca sanki mükemmel, iki hani böyle anlaşacağız. Çok iyi anlaşan. Bak şöyle de bir durum var, hayatta kimseye yezdirmem. Böyle bir laf söylesin yedirmem. Ya kayınvalidenin yani, de hiç öyle. Her türlü çatır çatır cevabını veririm. Ama biz kendi aramızda tartışırsak o çok başka bir boyut. Kayınvalidemi kimseye yedirmem ama ben yerim. Kimseye yedirmem ama ben yerim. Çok ilginç. Çok samimi değiliz. Biraz uzak durmayı tercih ediyoruz diyor evet. Nasibe abla. Ha? Resmiyeti severim zaten. Ben kendim de severim. Evet. Ama gelin beni yiyemez. Oğlum, neden öyle bir yorum yazdın? Öyle bir şey yapamaz. Onda ileri gitmiş. Gelin beni yiyemez. Oğlum yerim olduğu derken sürece. O kadar da yani yerim. Kötü anlamda bir yerim değil. Ha, yedirmem. O ayrı. Ayrı bir durum ama. Dediğim gibi saygı sevgi çerçevesi içerisinde kendi aramızda belki çalışmalarımızda olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. İkiniz de dominantsınız benim gördüğüm. Baskın karakteriniz. Evet. Anlaşamadığımız yani. Durumlar çok oluyor. Sen niye sosyal medyada öyle para bitti, aşk bitti? Sosyal medyada yazmadım ben onu. Nerede? Kendiyle mesajlaşmamız olmuştu. Orada söylemiştim. Aman o da resmi senin. Görüp başka bir mevzu üzerine tartışmıştık. İşi ilerletince ben de onu söyledim. O an sinirle söylemiş olduğum bir şey. Onun sonunda beni engellemiş her yerden. Hiç de üstüne gitmedim. Sıkıntı da değil yani. Tabii biz sürekli görüştüğümüz için çok önemli bir durum değil yani. Sosyal bunları, medyada. Aynen sosyal medyada olmasa da olur diye düşünüyorum yani. Bir şey olmaz. Yani. Sen peki onu gizli gizli şey yapıyor musun? Takip ediyor musun? Fake hesaplardan falan bakıyor mı? Musun? Yok. Ben mi? Ben evet, mi? Evet. Kayınvaliden. Ha, kayınvaliden mi? Yok. Doğru söyle. Bakmıyorum. Cidden bakmıyorum. Ekip arkadaşlarımıza şöyle bir şey söylemişsin. Yani seviyeli bir ilişkimiz var. Kayınvaliden bana sadece tek öğün gelebiliyor. Ne demek o? Tek öğün gelebiliyor derken evet kayınvalidemle çok uzak ama da çok da yakın değil mesafemiz yani. Yani her gün bir öğün birlikte yiyor musunuz? Ya yok ne zaman gelmek isterse gelir. Tek öğün yani mesela akşam yemeğine gelir, akşam yemeği yeriz, sohbetimizi ederiz, evine gider. Ha, zamandan bahsediyorsun yani tabii, zamanlama tabii, tek olarak yemek yer, sabah gider. Başladın öğlene kalmaz diyorsun. Kalmaz yani. Yok. Ha, kalamaz diyorsun. Yani kalamaz demeyeyim, kendisi de kalmaz yakın yani. Yakın oturmuyoruz zaten, ben de kalmam o kadar. Evet. Rahat mı hissetmiyorsun gittiğinde? Bilmiyorum, sıkılırım çok oturmaktan bir evde. Hmm. Ben misafirliğe gitsem de aynı şekilde. Şimdi bebeğiniz evinde var ya 9 aylık. Evet. Bebek olduktan sonra mı böyle oldu ilişkiniz? Yani daha sık gider ya babaanneler. Bebek görmek olunca da gidiyorum. Mı böyle evet, devam? Ama evet, uzun süreli kalmıyorum. Ben de gidiyorum, o da geliyor. Zaman, evet. Ya böylesi daha mı iyi acaba? Uzak olmak, tatlı olmak bazen arada daha bir mı mesafemiz iyi acaba? Acaba yani daha mı saygıyı koruyor insanlar? Biz zaten saygı sevgi çerçevesinde her şey. Beyhan abla bak uzağız diyor, kafamız rahat diyor. He, ben evime gelin aldım diye oğlumun evine desturla gideceğim. Oğlum gelebilir miyim? Oğlum gelip gelinler kim ki ben oğlumun evine desturla ödüyorum? Orası benim oğlumun evi. Ben gelinin altın üstüne oturuyorum. Onu ben doğurdum, ben. Derken bile arıyorum. Benim kayınvalidem desturla gelmez. Gelmek istediği zaman gelir, oturur, Allah sohbetimizi Allah. Ederiz, yemeğimizi yeriz, gider. Yani böyle bir ilişkimiz ben var bizimle. Ben istersem zaten tabii. Giderim, bana gelme diyemez. Ama ben mesafeli bir şekilde gidiyorum. Beyhan abla desturla gireceğim diyor ama daha evin adresini bilmiyor. Desturla. Yani daha bak. sus hiç girme o konulara. Değil mi? Son tadımı yapmam gerekiyor. Son tadımımız Beyhan Sultan'la. Bakalım seviyeli bir şekilde tadımlarını yapıp puanlayabilecek mi? Buyurun.